Günaydın Emre'cim. Sana da anneciğim. Aa ama Emre yine kıyafetlerini yere atmışsın oğlum. Ne konuşmuştuk seninle? Uyumaya giderken pijamalarımızı giyince kıyafetlerimizi katlayıp yerine koyacaktık. E unutmamışsın da neden yapmadığını sorabilir miyim? Ama çok uyku vardı anne. Bir an önce yatağa gitmek istedim. Ama bu doğru bir davranış değil Emre'cim. Bize verilen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Mesela ben çok yorgunum deyip balkondaki çiçeklere su vermesem olur mu? Olur, bir şey olmaz. Aa olur mu hiç? Kururlar oğlum. Sen de eşyalarını toplamazsan odan karma karışık olur. Hadi şimdi ben çiçekleri sularken sen de üstünü değiştir. Pijamalarını katla yerine koy. Yatağını düzelt. Anlaştık mı? Tamam anne. Hayırlı günler Ayşe abla. Teşekkür ederim Esra sana da. Nasılsın abla? Çok şükür canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abla. Sabah Hasan'ı yolculadım. Seni de balkonda görünce bir selam vereyim dedim. İyi ettin canım benim. Hasan nereye gitti? Antep'e gitti abla. Çalıştığı firmanın semineri varmış ona katılacak. Allah yolunu açık etsin. Ne zaman dönecek? Gece uçağa binip gelecek. Sahura yetişir inşallah. İnşallah canım. O zaman akşam iftara bize bekliyoruz seni. Ay. Rahatsız etmeyeyim abla ya. Ne rahatsızlığı canım. Allah ne verdiyse iftarımızı yaparız. İşin yoksa şimdiden gel hatta. Laflarız biraz. Tamam abla. Kur'an-ı Kerim'ini de al gel. Mukabeleye de katılırsın. <laughs> Emreciğim bütün oyuncaklarını salona taşımışsın yine. Oynuyorum anne. Hadi odana götür oğlum onları. Misafir gelecek. Misafir Esra ablan, hadi şimdi oyuncaklarını topla, odana götür. Esra ablan geldiğinde konuşmamız gereken şeyler var. Eğer odanda oynarsan bu beni çok mutlu eder. Hem sen de daha rahat oynayabilirsin. Tamam. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk Ayşe abla. Sen geç şöyle otur. Hemen geliyorum. Aa tamam abla. Emrecim, hani odana götürecektin oyuncaklarını? Hala salonda duruyorlar. Birazdan getiririm anne. Ama ne konuşmuştuk seninle? Şimdi misafirimiz bize ne kadar da dağınıklar dese hoş olur mu? Bir şey olmaz anne. Emrecim, bana söz verdiğin bir şeyi yerine getirmemiş, hem de görevini ihmal etmiş oluyorsun. Odanı da toplamamışsın hala. Birazdan toplayacağım anne. Daha fazla oyun yok. Görevlerini bu kadar erteleyemezsin. Ama canım istemiyor. Emrecim üzülüyorum ama. Hadi, önce oyuncaklarını, sonra da odanı topla. Biz de Esra ablanla iftara hazırlık yapalım. Ay 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 aman 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 Anne? aman. Anne, hayırdır inşallah. Anne iyi misin? Ne oldu? İyiyim kızım, iyiyim. Emre'nin oyuncağı yerdeymiş görmedim. Üzerine bastım ayağımın altından kayıverdi. <laughs> Aman Allah korumuş. Ya kızım, koltuğa tutunabildim çok şükür. Az daha düşüyordu. Emrecim, neden toplanmadı bu oyuncaklar? Çizgi film izliyordum anne. Ama seninle ne konuştuk biz? Odanı topladın mı? Şey... Ya Ninen düşseydi oğlum? Neden sorumluluklarını yerine getirmiyorsun? Yatağını topla diyorum, oyuna dalıp unutuyorsun. Oyuncaklarını topla diyorum, çizgi filme dalıp boş veriyorsun. Olur mu böyle? Ama canım istemiyor. Emrecim, bizlerin bazı görevleri ve sorumlulukları vardır. Hem kendimize karşı, hem çevremize karşı, hem de Yaradan'a karşı. Bu görev ve sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmemiz gerekir. Ya ama canım istemiyor. Hmm, sanırım Emre'ye sorumluluklarımızı yerine getirmezsek ne olur anlatmamız gerek. Esracım, bana biraz müsaade eder misin? Tabii ablacım, sen keyfine bak. Biz de Şükran teyzeyle sohbet ederiz. Teşekkürler. Ne oldu anne? Neden oturduk buraya? Ne konuşacağız? Sana söyleyeceklerim var Emre. Peki anne. Bak oğlum, bir sorumluluğumuz ya da görevimiz varsa onu mutlaka yerine getirmek zorundayız. Oyuncaklarını toplamadığın için az kalsın ninen düşüyordu. Ama ben çizgi film izliyordum. Önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerek. Bizler sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek yaşamalıyız. Nedir anne onlar? Bizlerin başta yaradan yüce Allah'a karşı sorumluluklarımız vardır. Öncelikle onları yerine getirmek zorundayız. Sonra? sonra da ailemize, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve de kendimize karşı sorumluluklarımız vardır. Kendimize mi? Evet. Sen sana verilen bir görevi ama ne olacak deyip boş verirsen, canım istemiyor deyip yerine getirmezsen sonuçları ağır olabilir. Nasıl yani? Şöyle düşün. Mesela bir doktor aman canım hiç istemiyor deyip ameliyata girmezse ne olur? Olmaz. Peki bir imam ezanı okumazsa, bir evlat hasta annesine babasına bakmazsa, bir öğretmen bugün de derse gitmeyi vereyim derse, halimiz nasıl olur hiç düşündün mü? Düşünmemiştim. O halde bir düşün, bir gün kimse üzerine düşen görevi yerine getirmese ne olurdu diye. Hay Allah, deminden beri kapıyı çalıyorum. Neden açmıyorsunuz yahu? Benim canım istemedi. Ben de Baba. Ahmet, pide aldın mı? Yo, almadım. Ama gelirken üç tane pide almanı söylemiştim telefonda. Biliyorum, söylemiştin. Ama fırının önüne geldim. Sırayı görünce canım istemedi orada beklemeyi. Ama evde yemek yok. Pidenin arasına peynir koyup onu yeriz diye düşünmüştüm. Yemek mi yok? İyi ama neden? Canım hiç yemek yapmak istemedi. Ne? Şimdi aç mı kalacağız yahu? Eh, ne yapalım canım? Bugün de aç kalı veririz. Elif, kızım, sen niye ödevlerini yapmıyorsun da televizyon izliyorsun? Canım hiç ödev yapmak istemiyor yine. Ama dersinden kalırsın kızım. Olsun. Hiç istemiyorum şimdi ödev yapmayı. Ayşe, bu çiçekler solmuş mu? Evet anne. Neden? Su vermedim de ondan. Aa, neden? Canım istemedi anne. Ben de yarın işe gitmeyeceğim zaten. Aa, o nereden çıktı? Canım hiç çalışmak istemiyor. Böyle bir süre işe gitmeyeceğim ben. Aa ama baba işe gitmezsen paramız olmaz ki. E olmasın kızım. Canım istemiyor. Ezan okunacak. Hadi iftar sofrasını kuralım. Hadi. Evet evet kuralım. Hadi biri kursun. Benim canım hiç istemiyor sofra kurmak. Vallahi benim de istemiyor. Emre. Emre beni duyuyor musun? Ee, e, a, anne ne oldu oğlum uzaklara daldın gittin? Şey söyledikleri düşünüyordum anne. Aferin sana. Bir daha sen sen ol, hangi konuda olursa olsun, küçük ya da büyük hiç fark etmez. Aldığın her sorumluluğu yerine getir oğlum. Sen hiç merak etme anne. Dinimizin bize verdiği, toplumumuza karşı olan, ailemize karşı olan ödevlerimizi hiç aksatmamaya gayret et. Eğer bu söylediklerimi yapmaya gayret edersen mutlaka ödülünü alırsın hem toplum içinde hem de Allah katında. Gayret edeceğim anne. Aferin sana. Çünkü eğer görevlerini unutur, sorumluluklarını yerine getirmezsen o zaman da sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Anladım anneciğim. Zaten düşündüm de sorumluluklarımızı yerine getirmezsek çok kötü olur. Aferin sana. Bundan sonra hiçbir sorumluluğumu aksatmayacağım. Şimdi de hemen gitmeliyim. Biraz işim var. Nereye canım? Ne işiymiş bu? E, oyuncaklarımı salondan alıp odama götüreceğim. Pijamalarımı ve odamı toplayacağım. Sonra da cevherin yemini değiştireceğim. Cevherin yemi mi? Evet anne. Az önce gördüm. Azıcık kalmıştı. E, benim ona karşı da sorumluluklarım var. Aferin sana. Hadi doğru iş başına. ...ama önce anneye bir sarıl bakalım. Tavuğun sesiyle uyanıp sabura... ...çok şükür kavuştuk Ramazan'a. İnare mafya, sofralar da vurma... ...çok şükür darısı bayrağıma. Ailece bir telaş, hazırlıklardan kıraş... ...sıkışını hastalığı paylaş Mutluluk yayılsın dünyaya Ramazanda mutlu güller, mutlu güller Ramazanda, Ramazanda mutlu güller Ramazanda